Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Felsefe tarihi derslerimizin 21. haftasındayız. 21 haftadır ders yapıyoruz. Bu 21. hafta inşallah. Bakalım herhalde Haziran'ın sonuna kadar da ders yapmaya devam edeceğiz. O zamana kadar nereye kadar gelebilirsek geleceğiz. Pisagor üzerine konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İki haftadır, geçen iki derste Pisagor'un insan anlayışını ele almaya başlamıştık. İnşallah bugün de insan anlayışını ele alıp onu bitirebilmeyi umuyoruz. Şu ana kadar insan anlayışı ile ilgili olarak Pisagor'da gördüklerimiz kısaca şunlar. Pisagor insan anlayışını insan hayatının anlamı üzerinden ortaya koymaya çalışıyor ve onun için insan hayatının anlamı nedir sorusunun cevabı da insan hayatının hedefi ya da amacı nedir esasında. Dolayısıyla insan yaşayarak neye ya da nereye ulaşmaya çalışıyor onun için insan hayatının anlamı. Ve bu hedef amaç Pisagor açısından ilahi olanla ya da Tanrı'yla kurulacak olan ilişki ve irtibat. Dolayısıyla insan hayatının amacı insanla, Tanrı'yla irtibat kurmak. Bu irtibatı niye kuruyor insan Tanrı'yla? Bu irtibatı kurmasının sebebi de bireysel ve toplumsal hayatında hangi yasalara uyacağının ilmini elde etmek esasında. Dolayısıyla bu ilmi elde edince Tanrı'dan bireysel ve toplumsal hayatını düzene sokacak yasaları vaaz edebiliyor. Dolayısıyla yasaların kaynağı Pisagor açısından Tanrı ya da din diyebiliriz. Buradan hareketle de ilk insan tasnifini yapmıştı esasında. İnsan tipolojilerine ilk defa Pisagor'da rastlıyoruz. O da insanın, bu insanları, insan tipolojileri de şuradan birbirinden ayrılıyordu. Acaba işte insan hayatının anlamı bir hedefe, amaca ulaşmak, bunun hayatımızı ne için harcıyoruz ya da neye ulaşmaya çalışarak harcıyoruz? Bu açıdan insanları üçe ayırmıştı hatırlayacaksınız. Bazı insanlar hikmet peşinde koşuyordu. Dolayısıyla hayatlarını hikmete adıyorlardı. Bazı insanlar başarı peşinde koşuyordu ve hayatlarını başarıya adıyorlardı. Ve bazı insanlar da lezzet ve haz peşinde koşuyorlardı. Öyleyse hayatlarını lezzet ve haza adıyorlardı. Bu tasnifi yaptıktan sonra bu sefer de insanlarda baskın olan psikolojik özellik ya da eğilimi göz önünde bulundurarak yine üçlü bir tasnif yapmıştı. Buna göre de bazı insanlarda merak duygusu baskın ve bunlar varlık alemiyle sürekli bir soru cevap halindeler. Esasında etraflarında ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Bazılarında hırs duygusu baskın. Dolayısıyla bunlar hırslı insanlar ve doğal olarak da sürekli başarı peşindeler. Bazılarında da tamahkarlık ve açgözlülük eğilimi baskın. Ve bunların her birisi bu üçlü tasnifle ilk üçlü tasnif birbirine mutabık esasında. Çünkü meraklı insanlar hikmet peşinde koşuyorlar, hırslı insanlar başarı peşinde koşuyorlar. Ve açgözlü veya tamahkar insanlar da lezzet ve haz peşinde koşuyorlar. Pisagor'un bu anlayışının Eflatun'un insan anlayışı üzerinde çok ciddi bir etkisi vardı. Bu yüzden bir mukayese yapabilmek adına Eflatun'un nefs anlayışına da değindik hatırlayacaksınız. Felsefe tarihinde ilk defa Eflatun esasında insanın iç dünyasına eğiliyor ve orada neler olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Buradan hareketle insan nefsinin üç temel yetisi olduğunu söylemişti Eflatun bize. Akıl yetisi ya da akletme yetisi, irade yetisi ya da eyleme yetisi ve şehvet yetisi.
ya da büyüme ve üreme yetisi esasında, beslenme ve üreme yetisi. Her bir yetinin de kendine has bir erdemi vardı Eflatun'da, hatırlayacaksınız. Aklın erdemi hakikat ya da hikmet, iradenin erdemi cesaret ya da adalet ve iyilik esasında ve şehvet yetisinin erdemi de ölçülülük ya da iffet ya da güzellik. Çünkü bu da aslında hazza tekabül ediyor. Bu anlayışla Pisagor'un anlayışı arasındaki temel farkları da ortaya koyduk. Şimdi aslında kaldığımız yerden inşallah yolumuza devam edeceğiz. Pisagor açısından insan hayatının amacı, hedefi Tanrı ile irtibat kurmak ve onun Tanrı ile irtibat kurmasını sağlayacak olan şeyin ne olduğunu sormuştuk, hatırlayacaksınız. Ve dedi ki Pisagor açısından bu felsefe, dolayısıyla insanın ilahi olanla ilişki kurabilmesi için, irtibat kurabilmesi için felsefe yapması gerekiyor ya da ancak felsefe aracılığıyla Tanrı ile irtibat kurabiliyor. Dolayısıyla acaba felsefe nedir ya da Pisagor felsefeden ne anlıyor? Bunu ortaya koymamız lazım. Evet, şöyle diyelim. Tanrı ile irtibat ancak felsefe üzerinden kurulabilir. Eğer öyleyse felsefenin ne olduğu önemli bir mesele. Tabii Pisagor açısından felsefe nedir esasında, onu soruyoruz. Evet, felsefe nedir sorusu belki şaşırtıcı gelebilir ama hala kesin olarak cevaplanabilmiş değil esasında. Yani bütün filozofların üzerinde uzlaştıkları bir felsefe tanımı elimizde yok. O yüzden aslında daha makul olanı her bir filozof açısından felsefenin neye tekabül ettiğini ortaya koymak. Bunu yapmak nispeten kolay. Bunu yaptıktan sonra bütün bu tanımlar arasında belki bazı temel ortak unsurlar olduğunu da ortaya koyabiliriz. Nitekim biz geçen sene hatırlayacaksınız İslam düşüncesinin nakli coğrafyasında aslında felsefenin a priori bir tanımını yapmaya çalışmıştık. Ve dolayısıyla bütün bu insanlara filozof dememizi mümkün kılacak ve yaptıkları şeyin de felsefe olarak adlandırılmasını mümkün kılan bazı temel kabuller ya da şartlar olduğunu söylemiştik. Ve buna da felsefenin a priori açıdan tanımlanması demiştik. Ama o şartlar esasında formel şartlar. Dolayısıyla onları somutlaştırmak istediğiniz zaman, yani içlerini doldurmak istediğiniz zaman zaten karşınıza yine her bir filozofun felsefe anlayışı çıkıyor. Dolayısıyla Pisagor açısından felsefe nedir ki Tanrı ile olan irtibatı mümkün kılıyor ve bu irtibatın sonucunda da bireysel ve toplumsal hayatımızı düzene sokacak yasalara dair ilim elde ediyoruz. Şimdi felsefeyi ikiye ayırabiliriz bu açıdan. Pisagor'un ne kastettiğini anlayabilirim. Kırmızıyla devam edelim. Kırmızı yazıyorum. Pisagor'un ne kastettiğini iyice ortaya koyabilmek için diyebiliriz ki felsefeyi esasında bir disiplin olarak ele alabiliriz. Bir disiplin olarak felsefe. Bir disiplin olarak felsefe aslında tıpkı diğer disiplinler gibidir, değil mi? Yani diğer mesela fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi, biyoloji ilmi gibi. Ve her bir disiplin gibi de belli bir konusu vardır. İşte o konuya dair belli bir yöntemi vardır. Ve haliyle de belli bir gayesi vardır, değil mi? Dolayısıyla belli bir yöntemden hareketle belli bir konuda ulaşılan bilgi diyebiliriz esasında bir disiplin olarak felsefe. Bu açıdan bir disiplin olarak felsefe aslında şu anlama geliyor. Belli bir konuda sahip olunan bilgiler. Biz buna bu belli bir konuda sahip olan bilgiler esasında felsefi görüşler ve felsefi bilgi anlamına geliyor. Felsefi görüşler ve felsefi bilgi.
mesela örnek olarak diyebilirsiniz ki işte varlık aleminde Tanrı diye bir mevcut olup olmadığı tartışılıyor. Ben Tanrı'ya dair filozofların felsefi görüşlerini öğrenmek istiyorum. İşte gider Eflatun'dan başlarsınız, günümüze kadar önde gelen filozofların Tanrı'ya dair ortaya ne koyup koymadıklarını öğrenebilirsiniz, değil mi? Dolayısıyla filozofların Tanrı'ya dair felsefi görüşlerini ve bilgilerini öğrenmiş olursunuz. Ve diğer konularda işte evren diye bir bilgi konusu var. Bu evren nedir, ne değildir? İşte gidip bakalım filozoflar bugüne kadar bu konuda ne demişler? İnsan diye bir bilgi konusu var. İşte gidip bakalım filozoflar bugüne kadar insana dair temelde neler söylemişler? Dolayısıyla bir disiplin olarak felsefe esasında belli bir konuda akli yöntemle elde edilmiş bilgiler anlamına geliyor. Ve Pisagor tabii ki felsefenin bu yönünün farkında ama diyor ki sizi Tanrı'yla irtibat kurmanızı sağlayacak olan bu anlamıyla felsefe değil kesinlikle. Dolayısıyla Tanrı'yla birleşmemizi sağlayacak, ona ulaşmamızı sağlayacak ve nihayetinde bireysel ve toplumsal yaşamamıza dair bilgi, yani düzene dair, yasalara dair bilgi sahibi olmamızı sağlayacak olan şey disiplin olarak felsefe değil. Dolayısıyla bir şeyleri biliyor olmak, belli bir konudaki felsefi görüşleri ve bilgiye sahip oluyor olmak sizin ilahi olanla irtibat kurmanızı sağlamıyor. Peki ne sağlıyor? Yani felsefe bu değilse, felsefe bu da tabii ki ama nihayetinde siz amacınıza bununla ulaşamıyorsunuz. Tanrı ile irtibatı mümkün kılan şey bir disiplin olarak felsefe değil esasında Pisagor'a göre. Hikmet ya da bilgelik aşkı anlamına gelen felsefe. Aşkı veya sevgisi anlamına. Dolayısıyla şunu demiş oluyor esasında Pisagor, sizi Tanrı'ya ulaştıracak olan ya da Tanrı'yla irtibat kurmanızı sağlayacak olan hikmet değil bakın. Değil mi? Neden? Çünkü hikmet aslında belli bir konuda sahip olunan bilgi anlamına geliyor, değil mi? Sizi Tanrı'ya ulaştıracak olan hikmet aşkı, hikmet sevgisi. Ancak hikmet aşkı ve sevgisiyle Tanrı'ya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu gerçekten önemli bir ayrım ve bence günümüzde çok da üzerinde önemli durmamız gereken bir ayrım esasında bu. Neden? Çünkü tek başına belli bir konuda bilgi sahibi olmanın insanları filozof yapmadığı ya da açık görüşlü yapmadığı çok açık, değil mi? Hatta tam tersi, işin ilginci, İşte günümüzde piyasaya falan bakın, yani bir konunun uzmanları daha çok dogmatik olabiliyorlar. Yani hiçbir konu açıdan esasında sorgulanmaya açık falan değiller. Karşı tarafı dinlemek dahi istemiyorlar. Dolayısıyla tek başına bilgi sahibi olmak sizi filozof falan yapmıyor. Sizi filozof yapacak şey hikmete aşık olmak. Aradaki fark ne bakın? Aradaki fark da çok önemli. Çünkü siz eğer felsefeyi belli bir konuda bilgi sahibi olmak olarak görürseniz bu esasında sınırları belirlenmiş bir şey demektir, değil mi? Ama eğer felsefeyi hikmet aşkı olarak görürseniz bu daimi bir yolculuk anlamına gelecektir. Eğer felsefe hikmet aşkıysa bu hiçbir konuda ya da hiçbir meselenin kapağını ya da defterini sonsuza kadar kapatmayacağınız anlamına geliyor, değil mi? Yani sürekli sormaya, sorgulamaya devam edeceksiniz. Sürekli farklı görüşleri duymaya devam edeceksiniz. Sürekli eleştiriye açık olacaksınız. Sürekli diğer görüşleri eleştirmeye devam edeceksiniz. Kısaca sizi dogmatik olmaktan alıkoyacak şey belli konuda bilgi sahibi olmak değil. Tecrübeyle de biliyoruz ki belli konuda bilgi sahibi olanlar, o konunun uzmanları daha çok dogmatik olabiliyorlar, değil mi? Dolayısıyla Tanrı'ya ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey birileri tarafından üretilmiş bilgiyi öğrenmek falan değil. Hikmete aşık olmak, daimi bir süreç olarak felsefe esasında sizi Tanrı'ya ancak ulaştırabilir. Ve bu da bizim hikmet aşkı dediğimiz şeydir. Bunu modern şeye çevirecek olursa kastettiği şey şu esasında, şunu demek istiyor yani alim olmak değil asıl olan.
Asıl olan sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmak. Sahip olmak. Evet, bunun sanırım burada başka bir temellendirme de yapılabilir esasında. Yani neden bir disiplin olarak felsefe değil de esasında hikmet olarak, hikmet aşkı olarak felsefe diyelim ki bizi Tanrı'ya ulaştırabiliyor. Bunun başka bir temellendirmesi daha yapılabilir. Siliyorum burayı. Şimdi şöyle, bu tamamen ulaşmak istediğiniz hedefin mahiyetiyle ilgili. Yani sizi o hedefe ulaştıracak olan şey acaba ne? Belli bir konuda üretilmiş bilgiyi edinmek, öğrenmek mi? Yoksa sürekli yolda olmak mı esasında sizi ona ulaştıracak, değil mi? Şimdi burada bir tarafta insan var. İşte bu insan bilmek istiyor. Bir tarafta da her açıdan mutlak varlık olan Tanrı var. Şimdi her açıdan mutlak varlık olan Tanrı'ya kavuşmak istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız ya da yakınlaşmak istiyorsanız esasında sürekli yolda olmanız gerekiyor, değil mi? Sürekli yolda olmanız lazım. Yani daimi bir yolda olma hali olmalı o. Bu ne demek? Aslında sürekli tekamül etmeniz gerekiyor demek. Sürekli tekamül etmeniz gerekiyor. Şimdi soru şu, eğer mutluğa yakınlaşmak için ya da onunla irtibat kurabilmek için ya da ona ulaşmak için sürekli yolda olmam gerekiyorsa ne beni sürekli yolda tutabilir? Değil mi? Hikmet aşkı mı yoksa hikmetin kendisi mi? Değil mi? Tabii ki hikmet aşkı. Çünkü bakın hikmetin kendisi, dikkat ederseniz hikmetin kendisi bu mutlak olana dair yolun belli bir durağında sahip olduğunuz idraktir esasında. Değil mi? Yani hikmetin kendisi, bakın şu ilişkiyi şöyle kurun, mukayyetle mutlak varlık arasındaki ilişkide hikmet dediğimiz şey, mutlak olanın mukayyet bir idrakinden ibarettir daima. Dolayısıyla siz eğer ona sizi ulaştıracak şeyi bu hikmetin bizzat kendisi olarak görürseniz, esasında sizi mutluğa ulaştıracak şeyi mukayyet şeyin kendisi olarak görmüş olursunuz. Dolayısıyla öyle bir perspektife, bakış açısına sahip olmalısınız ki bu mutlak olanlar sürekli aşılmalı, sürekli aşılmalı, sürekli aşılmalı. Dolayısıyla hiçbir noktada evet artık tamam bundan ötesi yok dememeniz gerekiyor. Bunu dediğiniz anda yolculuk sona ermiş olur ve nihayetinde artık Tanrı'ya yaklaşamazsınız, ona ulaşamazsınız. Bu yüzden bu yolculuğun daima sürekli devam etmesini sağlayacak olan şey hikmetin bizzat kendisi değil. Hikmet aşkıdır bakın, değil mi? Ne kadar burayla irtibat kurulabilir bilmiyorum ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Mesela Peygamberimizin her gün 70 defa tövbe istiğfar ediyor olması, değil mi? Şimdi normalde tuhaf geliyor bize, yani insanı kamil nihayetinde en azından bizim inancımıza göre işte ilk günden kıyamete kadar gelmiş, gelecek, geçmiş insanlar arasındaki en mütekamil insan. Ama bu adam her gün 70 defa tövbe istiğfar ediyor. Her gün 70 defa tövbe istiğfar ediyor. Ne demek yani? Sürekli tekamüle devam ediyor esasında, değil mi? Oysa tek bir mertebede kalsa ve orayı mutlak görse artık tekamül etmesine de gerek kalmazdı. Dolayısıyla hikmet aşkı bu açıdan çok önemli gerçekten. Eğer bizzat hikmetin kendisine aşıksanız onun hiçbir sınırlı veçesi sizi tatmin edemeyecektir. Bu yüzden sürekli yol almak isteyeceksiniz.
Bu da sorgulayıcı bir ruh haline sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor, değil mi? Bakın böyle enteresan bir durum var gerçekten. Piyasada bilim adamı, alim olarak gördüğümüz insanların çoğu bu ruh haline sahip değildir. Tam tersi hatta, çoğu edindiği o yetkin ya da uzman olduğu alanda artık sanki çözülebilecek her şey, sorulabilecek her şey sorulmuş, verilebilecek bütün cevaplar yapılmış gibi yapıyor. O yüzden kendilerine soru sorulduğunda da sinirleniyorlar, cevap vermiyorlar, değil mi? Yani biz ne diyorsak öyle işte, bunu böyle kabul ettim, böyle yolunuza devam edin diyorlar. Dolayısıyla alimlerin, burada alimi hani o İslam şeyindeki anlamda kullanmıyorum, bilim adamı anlamında. Alimlerin çoğu esasında sorgulayıcı bir ruh haline sahip değiller. Tersi de mümkün. Bakın bazıları sorgulayıcıdır ama alim değildir. Değil mi? Ve çok az insanda da bu ikisi de vardır. İşte bizim düşünce tarihinde gördüğümüz büyük filozofların çoğu gerçekten böyledir. Sürekli sorarlar. İşte bu idealin somutlaşmış en mükemmel versiyonu olduğu için Sokrates bu kadar önemli esasında, değil mi? Ne diyor? Hiçbir şey bilmiyorum diyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız sürekli sorarsınız, her görüşü duyarsınız, değil mi? Asla bir yerde durmazsınız. Bu açıdan bakın, kendisine ilk defa hekim yerine filozof diyen kişi Pisagor'dur. Pisagor açıkça diyor ki ben hekim değilim. Ne demek burada hekim bakın? Yani hikmete sahip olan, sofist değilim demek istiyor. Hikmete sahip olan sofist. Bakın bu sofist Sokrates zamanında çok kötü bir anlam kazanacak. Başlarda öyle değil. Sofistin kelime anlamı bile Sofya'dan geliyor, değil mi? Sofya hikmet demek. Sofist yani hikmete sahip olan. Pisagor bilerek onlara karşı diyor ki hayır, ben sofist değilim, ben filozofum. Yani hikmete sahip değilim, hikmete aşık olan kişiyim ben. Filozof yani hikmete aşık olan kişi. Kısaca ancak hikmete aşık olan kişinin yolculuğu daim olur. Bu adam böyle birisi sürekli yol alır. Ama eğer hikmet aşkı yerine bizzat hikmetin kendisini geçirirseniz belli cevaplar sizi nihayeten durdurabilir. Sınırlı cevapları mutlak sanma vehmine kapılabilirsiniz. Dolayısıyla yolculuğunuz başlamadan da bitebilir esasında. Bu yolculuğun sürekli devam etmesini mümkün kılacak olan şey hikmetin kendisi değil arkadaşlar. Hikmete duyulan aşktır esasında. Dolayısıyla aslında felsefe mukayyet olan insanla mutlak olan Tanrı arasındaki aşık maşuk ilişkisidir Pisagor'a göre, değil mi? Aşık olan insan maşuk olan Tanrı'ya sürekli ulaşmaya çalışıyor. Bunun için de sürekli yolda olması gerekiyor esasında, değil mi? Bakın bu yeri gelmişken söyleyeyim. Tanrı'ya yakınlaşma, Tanrı'yla irtibat kurma şeyi de bunun ne anlama geldiğini de bilmeniz lazım. Yani Tanrı'ya yakınlaşma derken kastettiğimiz şey kesinlikle Tanrı'ya benzemedir arkadaşlar. Değil mi? Çünkü Tanrı mekansal olarak bir yerde değil, ona yakınlaşıp ondan uzaklaşamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla ben Tanrı'ya yakınlaşmak istiyorum diyen insan farkında olsun ya da olmasın ben Tanrı'ya benzemek istiyorum diyor esasında. Tanrı'ya nasıl benzeyebilirsiniz işte? Onun mutlak anlamda sahip olduğu bu kemal sıfatlarına mukayyet anlamda gün be gün daha çok sahip olarak, değil mi? Mesela Tanrı alim, onun ilmi mutlak, biz de alimiz. Dolayısıyla siz daha alim hale geldikçe o oranda Tanrı'ya benzersiniz. Tanrı adildir, işte biz de adil olabiliriz. Daha adil hale geldikçe o oranda Tanrı'ya benzersiniz. Tanrı merhametlidir, işte siz de daha merhametli hale geldikçe o oranda Tanrı'ya benzersiniz. Dolayısıyla Tanrı'ya yakınlaşma gün be gün kemal sıfatlarına daha çok sahip olmak demektir. Ve kemal sıfatlarına daha çok sahip olduğumuz oranda da o oranda Tanrı'ya benzemeye başlıyoruz. Tabii ki bakın bu yolculuk hiçbir zaman bitmiyor, değil mi? Hiçbir zaman mukayyet varlık mutlak varlığa dönüşmüyor. Ama tekamül edebilir, tekamülün bir sonu yok. Bunu en mükemmel zannettiğimiz insanların dahi sürekli tekamül etmeye devam etmelerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla felsefe nedir Pisagor açısından?
Felsefe bir disiplin değildir. Belli bir konuda sahip olunan görüşler değildir. Dolayısıyla şunu demek istemiyor yani, bizi Tanrı'ya ancak felsefe ulaştırır. Öyleyse gidip işte Tanrı ile ilgili filozofların söylediği şeyleri öğrenelim. Bunları öğrenirsek Tanrı'ya yakınlaşırız. Böyle bir şey demek istemiyor bakın. Felsefe onun açısından belli bir konuda elde edilmiş bilgi birikimi değil esasında. Hikmetin kendisine duyulan aşktan, sevgiden ibaret. Çünkü yolculuğun daimi olmasını sağlayacak olan şey bu sevgi ve aşktır. Bizler Tanrı'ya aşığız. Dolayısıyla ona kavuşmaya çalışıyoruz. Ona ulaşmaya çalışıyoruz, yakınlaşmaya çalışıyoruz. Yani ona benzemeye çalışıyoruz. Ve o mutlak biz mukayyet olduğumuz için de bu yolculuğun daimi olması gerekiyor. Sürekli olması gerekiyor. Ve bunu sağlayacak olan şey de hikmet aşkı. Hikmetin kendisi değil. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Sorgulayıcı bir ruh haline sahip olun. Hiçbir cevapla yetinmeyin. Bakın gerçekten hiçbir cevap hiçbir konuda mutlak olamaz. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Bütün cevaplar bu yoldaki birer durakturlar esasında. Değil mi? Yorulduğunuzda bu duraklardan birisinde oturup dinlenebilirsiniz. Ama sonra kalkıp yolunuza devam etmeniz gerekir. Dolayısıyla bir cevabı mutlak kabul ettiğiniz zaman da olumsuz anlamda dogmatik oluyorsunuz işte. Değil mi? Bu konuda artık bütün söylenebilecek her şey söylendi. Bütün soruların cevabı verildi. Dolayısıyla bundan farklı bir şeyler söyleyen herkes işte yanılıyor, yanlış da hata ediyor. Biz hak ve hakikat üzereyiz. Evet, bu ilk adım. Dolayısıyla felsefe Pisagor açısından hikmet aşkı anlamına geliyor. Bu yüzden de bilinçli olarak Pisagor düşünce tarihinde ilk defa kendisini sofist ya da hekim yerine filozof olarak adlandırıyor. Hikmete aşık olan kişi olarak adlandırıyor. Daha sonra Sokrates bunu sofistlere karşı tekrar söyleyecek. Ama orada sofistler bu itibarlarını kaybedecekler. Yani onlara sofist dendiğinde artık hekim denmeyecek yani. Cedel ehli denilecek esasında. Yani hakikati, hikmeti reddeden kişilere dönüşecekler. Ama lafzi olarak şu aşamada sofist, hikmet sahibi olan kişi demek. Hekim, bilge demek. Evet, buradan devam edelim. Sıradaki sorumuz şu. Hikmet aşkı nasıl bizi Tanrı'ya ulaştırabilir? Tanrı ile irtibat kurmamızı sağlayan şey diyelim ki hikmet, felsefe ve felsefe de hikmet aşkı anlamına geliyor. Dolayısıyla yeni sorumuz şu. Hikmet aşkı bizi Tanrı'ya nasıl yakınlaştırır? Evet, bu sorunun cevabında Pisagor bize bütün dinlerde olan ortak bir kavramla tabiri caizse karşımıza çıkıyor. Kurtuluş. Evet, bu açıdan gerçekten bütün dinler ortak arkadaşlar. Yani dinler, bütün dinlerin ortak bir özelliği var. Nedir sizce tüm dinlerin ortak özelliği? Yüksek ahiret inancı. Ondan daha önce bir şey var. Yani o ortak inanç birilerinde ahiret inancında, birilerinde başka bir şeye evriliyor esasında. Yine onu da önceleyen bir şey. Mutlu, niye mutluluğu vaat ediyor? Burada niye ya yani niye mutluluk vaat ediyor? Demek ki burada mutlu değiliz, değil mi? Yani bütün dinlerin ortak unsur, ya bir sürü ortak şey vardır da bu konuda bu. Mevcut durum matlup durum değil. Bütün dinler bunu kabul ediyor. Yani insanın mevcut durumu matlup değil. Matlup yani ideal değil. Bunda gerçekten dinlerin tamamı ortak yani. Bunun yani hiçbir din yoktur ki işte halihazırda bu dünyada yaşadığınız hayat, yaşamak istediğiniz ideal, matlup hayattır diyen bir din yok. Dolayısıyla o ahiret inancı diğer şeyler bu kabulün bir sonucu olarak esasında ortaya çıkıyor. Mesela dinler şu açıdan birbirinden ayrılıyorlar. Mesela bazı dinler bireysel dinler.
Yani bireyin hayatına daha çok önem veren dinler. Bazı dinler toplumsal dinler esasında. Yani toplumun hayatına daha çok önem veriyorlar. Ama öyle bile olsa fark etmiyor. Bakın bu inançta ortaklar. Haliyle bir din bireysel bir dinse, yani birey, mesela Budizm tamamen bireysel bir dindir. Orada şunu demiş oluyor, yani insan ferdinin hali hazırda yaşadığı hayat matlub olan değildir. Dolayısıyla namatlub bir hayatı yaşıyor. Eğer toplumsalsa haliyle toplumsal hayatınız matlub değil demiş oluyor. Dolayısıyla dinler bu açıdan aslında iki şey söylemiş oluyor. Bakın bu bir tespit, yani bunun bir çaresini de ortaya koymaları lazım. Yani zaten yaşadığımız hayatın matlub olmadığını biz de biliyoruz. Bunu illa birilerinin bize söylemesi gerekmiyor. Dolayısıyla dinlerin ortak özü şu iki tespitten ya da kabulden oluşuyor esasında. Mevcut olan matlub olan değil. Öyleyse amaç nedir? Matlub olanı mevcut hale getirmek, değil mi? Dolayısıyla dinlerin temel görevi ne esasında? Bir, mevcut durumun neden namatlub olduğunu söylemek. İki, matlub olan durumu nasıl mevcut hale getireceğimizi bize söylemek. Öyleyse matlup olan durum nasıl mevcut hale gelebilir? Çünkü bakın kurtuluş dediğimiz anda kurtuluş kavramı hep bir şeyden kurtulma anlamına geliyor esasında, değil mi? Yani kurtulmak istiyorsak esasında bir şeyden kurtulmak istiyoruzdur. Ve dolayısıyla neyden kurtulmak istediğimiz burada belli artık, değil mi? Yani namatlub olan mevcut durumdan kurtularak matlub olan mevcut duruma geçmeye çalışıyoruz esasında. Şimdi bu açıdan Pisagor devam ediyor arkadaşlar. Pisagor'un iki kabulü var burada. Bir, neyden kurtulmak istiyoruz sorusunun cevabında. Diyor ki Pisagor, dünya hayatı bilzat kötüdür. Dünya hayatı bilzat kötüdür. Bu açıdan da esasında dinler ikiye ayrılıyor. Bazı dinler dünya hayatını bilzat kötü kabul ediyor. Dolayısıyla eğer dünya hayatı dünyada bulunuyor olma bilzat kötüyse burada artık fark etmiyor. Kimse iyi durumda olamaz. Yani herkesin hayatı ideal olmayan namatlub bir durumdadır. Artık orada fakirle zengin, iyi ile kötü arasında bir fark kalmıyor. Yani mevcut sosyal, bireysel durumunuz, konumunuz ne olursa olsun siz burada esasında kötü durumdasınız. Mesela burada yine Budizm açısından, uzak doğu dinleri açısından durum böyledir, değil mi? Bu da ne diyor? Hayat acı çekmektir diyor. Dolayısıyla kim olduğunuzun bir önemi yok. Kim olursanız olun hayat acı çekmektir. Dolayısıyla tek yapmamız gereken şey bu durumdan kurtulmak. Yani öyle bir şey yapalım ki artık acı çekmeyelim. İslam açısından durum nedir tam emin olamadım açıkçası. Çünkü bazı rivayetlerde buranın tamamen kötü görüldüğü anlaşılıyor. Bazılarında da tam tersi sanki. Mesela bir hadisi şerif var. Orada Peygamberimiz şey diyor işte, müminin bu dünyadaki hayatı, yok şu, şu öyle değil. Kafirler bu dünyada cennettedir, işte müminler cehennemdedir gibi, değil mi? Dolayısıyla bakmak lazım ama dinler kabaca bu açıdan da ikiye ayrılıyorlar. Bazı dinler bu dünyada matlub bir hayatın yaşanabileceğini iddia ediyor esasında. Ve buna örnek olarak da işte peygamberlerin, evliyaların bu dünyada da matlub bir hayat yaşadığını söylüyorlar. Ama her halükarda bütün dinler bakın bu açıdan aralarından fark da olsa o ideal aleme göre bu alem her halükarda namatlubdur. Yani ister burada iyi bir hayat yaşayın, ister kötü bir hayat yaşayın. Nihayetinde bir insanın içinde bulunabileceği ya da bulunması gereken ideal yaşam bu dünyadaki yaşamı değil. Değil mi? Dolayısıyla bir şekilde bu namatlub olan alemden matlub olan bir hayata geçiş gerekiyor. Dinin de bunun nasıl yapılacağını bize söylemesi lazım.
Pisagor'un bu açıdan bize söylediği ilk şey, dünya hayatının, dünyada bulunuyor olmanın kendisinin bizzat kötü olduğu. Dolayısıyla kim olursanız olun, kötü bir hayat yaşıyorsunuz. Evet, dolayısıyla kurtuluş öğretisiyle ilgili ilk bilmemiz gereken şey bu. Pisagor diyor ki, dünya hayatı kötüdür. Evet, buna ikinci bir görüşü daha ekliyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamında esasında Pisagor açısından kurtuluşun, kurtulmanın ne anlama geldiği ortaya çıkacak. İkinci görüş de Pisagor'un tenasuh ya da reenkarnasyon görüşü. Evet, reenkarnasyon görüşünü esasında biliyoruz. Buradaki mesele esasında şu, ölümsüzlük meselesi. Yani insan ölümsüz müdür, değil midir sorusu. Haliyle bu soruya iki cevap verilebilir. Yani materyalist dünya görüşü, işte bizim ateizm dediğimiz dünya görüşü, ölümsüzlük diye bir şey olmadığını iddia ediyor. Dolayısıyla ne diyorlar? Yani insan ölünce yok oluyor esasında. Bunlara göre insan ölünce yok olur. Ve ikinci görüş, ölümsüzlüğün var olduğu kabulüne dayanıyor. Yani ölümsüzlük var. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, ölümsüzlük ölünce gidilen alemde var diyenler. Ve bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor biliyorsunuz, değil mi? Yani orada ölümsüz olanın ne olduğu üzerinden ikiye ayrılıyorlar ve Gazali'nin Tafuk'ta filozofları tekfir ettiği konulardan birisi de bu, bakın, değil mi? Dolayısıyla evet, insan ölünce öbür tarafta artık sonsuza kadar yaşıyor ama neyle yaşıyor? Kimisi diyor ki ruhlar, ruhla yaşıyor, yani ölümsüz olan ruhlar. Filozoflar genelde bu görüşü savunuyor. Kelamcılar ve fakirler de çoğunlukla beden. Bedenler ölümsüz. Ruhlar ölümlü mü görüyorlar? Yok artık. Ruhu hani bedenle birlikte artık. Yani bedenden ayrı değil. Yani ruhların ölümsüzlüğünü savunanlara göre ölünce beden yok oluyor. Zaten dağılıyor falan. Dolayısıyla bedensel dirilişi savunmak çok ciddi akli sorunlara yol açıyor filozoflar açısından. Gerçekten tek tek tartışıyorlar. Karşı çıkanlar neyi nasıl savunuyor onu da bilmiyorum ama neyse, böyle bir tartışma var. Zaten olay bilimsel olmaktan ziyade dini bir şey yani. Çünkü nihayetinde kelamcılar dini metinlerin bedensel dirilişi esas aldığını varsayıyorlar. Onu da tabii aklen bir şekilde temellendirmeye çalışıyorlar. En azından muhal olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Cismani haş dediğimiz mesele bu. İşte üç tekfir meselesinden birisi bu. Birisi de diğer ikisi, birisi alemin kıdemi meselesi biliyorsunuz. Alem kadim midir, değil midir? Diğeri işte Tanrı'nın tikel şeyleri bilip bilmeyeceği meselesi. Üçüncüsü de bu. Cismani haş meselesi. Gazali'ye göre dini İslam'da bedensel diriliş esas olduğu için esasında bedensel dirilişi reddeden filozoflar bu açıdan küfre girmiş oluyorlar. Evet, ikinci görüş. Yani ölümsüzlük var ama bu ölümsüzlük o tarafta değil. Bu ölümsüzlük sürekli ölüp bu dünyaya geri dönmekle sağlanıyor diyenler. Evet, işte bu tenasuh ya da reenkarnasyon dediğimiz inanç bu arkadaşlar. Bu inanca göre bir insan ölünce onun ruhu ya hemen, yani öldükten hemen ya da bir belli bir süre sonra, o konularda da ihtilaflar var,
tekrar başka bir bedende dünyaya geri geliyoruz. Ölüp yeniden doğuyoruz. Ölüp yeniden doğuyoruz. Ölüp yeniden doğuyoruz. Bunlar içinde de iç ihtilaflar var biliyorsunuz. Acaba insan nefsi yine bir insan bedeninde mi geliyor? Yoksa işte daha alt varlıkların bedenine de giriyor mu? Mesela bir insan ölüp işte bir hayvan olarak dünyaya gelebilir mi? Bazı dinler ve mezhepler evet gelebilir diyor. Hatta bazılarına göre cansız bir şeyin bedeninde bile tekrar dünyaya gelebilirsiniz. Tabii neyin bedeninde tekrar dirileceğiniz bu hayatta ne şekilde yaşadığınızla ilgili bir mesele esasında. Yani acaba varlık hiyerarşisinde bir üst mertebeye mi çıkacaksınız yoksa alta mı düşeceksiniz? Bu burada sizin iyi bir insan mı olup olmadığınıza bağlı esasında. Dolayısıyla iyi bir insansanız, yani yaratılış amacınıza göre yaşadıysanız daha üst bir formda dünyaya geliyorsunuz. Ama kötü bir insan olmuşsanız dolayısıyla ceza olarak daha alt bir formda dünyaya geliyorsunuz. Ama hepsinde ortak olan şey bizim tenasuh dediğimiz şey. Ölünce yeniden doğuyoruz. Evet, şimdi bu ikisini bir araya getirdiğimizde bakın Pisagor açısından kurtuluşun neye tekabül ettiği anlaşılıyor ya da neyden kurtulmaya çalıştığımız esasında anlaşılıyor. Yani tenasuh varsa kurtulamayız mı? Yok, kurtulabiliyoruz. Bir yolu var. Evet. Aynen işte. Yani aynen. Yani katmerli bir kötülük. Bakın iki öncülü şey yapalım. Bir, dünya hayatı bizzat kötüdür. Öneriyor. Öneriyor tabii. Verecek dur. Sabır ettiriyorsun. Ne düşünüyorsunuz? Dünya hayatı sizce kötü mü? Bizzat yoksa iyi mi? Ne düşünüyorsunuz? Bence kötü. Evet. Bence de tecrübi olarak bakarsak çoğunlukla kötü yani. O şeyden ölmek istememesinin sebebi yok olacağını sanması. Yani insanların çoğu ölümden korkuyor yani ölünce yok olacağını düşünüyor. Ama mesela şöyle bir teklif sunsak insanlara yani işte ölünce buradan her açıdan daha iyi bir hayatın olacak. Buna kimsenin hayır diyeceğini pek zannetmiyorum. Yani kimse kalmaz. Kalmaz tabii ki. Ya yani evet zahiren şöyle yani bu kötülüğü ne şekilde anlayacağımıza da bağlı. Ama şu çok açık ki bu dünyada hiç kimse yaşamak istediği hayatı yaşamıyor. Yani kimle bazıları korkunç hayatlar yaşıyor da yani onları düşünmek, tasavvur etmek bile çok kolay değil. Onlar açısından hayatın, dünya hayatının kötü olduğu çok açık ama böyle hayatından çok memnun, işte çok zengin, çok ünlü, ne bileyim meşhur birileriyle konuşunca da aslında çok memnun değiller. Yani onlar da istedikleri hayatı yaşayamıyorlar. Dolayısıyla eğer dünya hayatının iyi mi kötü olmasından kasıt, insanların dünyada arzuladıkları, hayal ettikleri, istedikleri hayatı yaşayıp yaşamadıkları açısından anlarsak, o açıdan kesinlikle dünya hayatı kötü. Yani bu dünyada hayatından memnun kimse yok gerçekten. Ama eğer öyle değil de işte dünya hayatı işte neyse zengin bir adamın hayatının iyi olduğunu varsayarsak, işte meşhur, ünlü bir adamın hayatının iyi olduğunu varsayarsak, işte güç, siyasi güç sahibi bir adam hayatından memnundur dersek, o açıdan diyebiliriz ki bazı insanlar dünyada istediği hayatı yaşıyor, bazıları yaşamıyor. Ama onların hayatına da odaklandığınız zaman onların dramları, trajedileri bizimkilerden daha fazla gerçekten. Yani hiç kolay değil. Bazen bu siyasetçilerin hayatına bakıyorum yani. Şimdi biz siyasetçilere bakın normalde çok kızıyoruz falan ama bence müteşekkir olmamız lazım. Yani yaşadıkları hayat, hayat değil bu adamların gerçekten. Yani 3-4 saat uyuyorlar, sürekli geziyorlar, günde 50 yerde konuşuyor, şey yapıyor falan. Kolay bir şey değil. Bakın bizim... Yani toplumsal ihtiyaçların karşılanması için adam gecesini gündüzünü birbirine katmış çalışıyor. Bu yüzden bakın bu tür insanların hırslı olması gerekiyor. Egoist olması gerekiyor. Yoksa gidip ne işi var ya ben bana dünyayı verseler yemin ediyorum gidip bir partinin başına geçmem yani. Ama adam onu yapıyor değil mi işte. Demek ki o siyasi güç, iktidar falan bir şekilde evet zahiren sanki dünya hayatı yani çok da matah bir şey değil esasında. Nitekim dini metinlerde de çok övülen bir şey değil zaten dünya hayatı değil mi? Neyse bir bu, iki, dolayısıyla dünya hayatı kötü ve tenasuhtan dolayı da sürekli ölüp buraya tekrar geri geliyoruz. Sürekli ölüp tekrar geri geliyoruz. Kurtuluşumuz yok.
Var var. Yani zor ama var. Şimdi biz adım adım gidelim. Dolayısıyla Pisagor açısından kurtulmak ne demek? Ona kurtuluş öğretisi var adamın yani. Öyle olmasa kurtuluş öğretisi olmaz. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde bakın kurtuluşun ne olduğu anlaşılıyor. Yani neyden kurtulmamız gerekiyor bizim? Evet, neyden? Geri dönüşten kurtulmamız. Evet, yani ölüp yeniden dirilmememiz gerekiyor. Yani bir şekilde bir yolunu bulup ölüp tekrar bu dünyaya gelmemenin yolunu bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla onun açısından kurtuluş tam olarak bu. Ölüp yeniden dirilmemek. Yani dirilmemek derken şeyi yanlış anlamayın. Yani bu dünyaya tekrar gelmemek. Yani ölünce yok olun falan değil mi? Yok olmuyorsunuz yani onu söyleyecek. Yeniden dünyaya gönderilmemek diyelim. İşte bunu başaranlar feleğin çemberini kırmış oluyorlar. Bu feleğin çemberi şeyi bu uzak doğu dinlerinden geliyor. O çember yani dairesel bir şey. Ölüp doğuyorsunuz, ölüp doğuyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde ölüp yeniden doğmamayı başarırsanız feleğin çemberini de kırmış oluyorsunuz değil mi? Buna uzak doğu dinleri samsara diyor arkadaşlar. Bu ezeli döngüye samsara. Evet, kurtulmak için yeniden doğmamamız gerekiyor. Şimdi burada tabii şöyle bir soru sorabiliriz Pisagor'a. Acaba ölüp yeniden doğmayanın durumu ne? Orada ne oluyor? Yani orası işte bizim ahiret diyebildiğimiz şey nedir? Yani ölen ve yeniden doğmayan bir insan insanın durumu. Ne oluyor? Bilen var mı? Ne diyor buna Pisagor? Hiç kitaplara falan bakmıyorsunuz galiba. Her şeyi Abuzer Hoca söylesin biz dinleyelim. Geri dönenleri seviyoruz. Evet. Ölüp yeniden doğmayanlar Tanrı'yla birleşmiş oluyorlar arkadaşlar. Tanrı'yla birleşiyorlar. Dolayısıyla Pisagor'daki ölümsüzlük bireysel ölümsüzlük değil bakın değil mi? Bütünle birleşme halindeki ölümsüzlük fena. Esasında. Onun aynen fena fillah bizim literatürde fena fi Allah. Evet, bunun da kaynağı gördüğünüz gibi Pisagor. Tabii şöyle yani bu tanasuh reenkarnasyon inancını ilk defa savunan Pisagor değil arkadaşlar. Bu uzak doğu dinlerinde bayağı işte milattan önce 8000 12000. Yüzyıllara kadar geri gidiyor ama bir filozof olarak ilk defa tenasuhu reenkarnasyonu savunan Pisagor ve bu böyle tecrübeleri de var yani mesela daha önceki hayatlarında ne olduğunu falan hatırlıyor işte bir rivayete göre bir gün bir yerden geçerken işte bir keçiyi kesecekler keçi böyle acı acı bağırıyor falan. Sonra Pisagor keçinin dilinden de anlıyor yani onunla konuşmaya falan başlıyor ve keçi ona daha önceki hayatında kim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla engel oluyor yani beni kesmesinler falan. O yüzden din anlayışında göreceğiz ki vejeteryanlar yani et yemiyorlar. Çünkü bütün hayvanlar esasında bir önceki hayatlarında insan olmuş olabilirler. Hinduizm'deki şey de o yani o hayvanlara duyulan saygının şeyi esasında böyle bir inanca dayanıyor. Yani onların insan olduğu varsayılıyor daha önceki hayatlarında insan olup işte sonra işte fare şeklinde, inek şeklinde, şu ya da bu hayvan şeklinde dünyaya yeniden gelmişler. Mesela ben Hindistan'ı gezerken orada bir fare tapınağı var bir yerde. Bir eyaleti hatırlayamadım şu anda ama bir tapınak var yani fareler için yapılmış tapınak. İnançlara bakıyor musunuz gerçekten? Tapınağın her tarafında fare var ve tabii ki bu fareler kutsal kabul ediliyor. Neden? Çünkü bu farelerin daha önce orada yaşayan insanların reenkarne olmuş halleri olduğuna inanıyorlar. O yüzden bütün o farelere sürekli süt götürüyorlar falan. Onları besliyorlar yani. Hatta kutsal saydıkları için o sütten alıp kendileri falan da içiyorlar. Dolayısıyla ben yani şey bir durum değil. Ama işte yaptığınız şeyin makuliyetini o şeye dair inançlarınız belirliyor arkadaşlar değil mi? Yani bu şekilde inanırsanız fare itici olmaktan çıkar gerçekten artık. İneklerle ilgili, diğer hayvanlarla ilgili de böyle inanışları var gerçekten.
Dolayısıyla evet, kurtulmak için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir şekilde ölüp yeniden doğmamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Burada da şu soru karşımıza çıkıyor. Acaba nasıl yaşayayım ki, ne yapayım ki ölüp yeniden doğmayayım, değil mi? Adım adım dolayısıyla devam ediyoruz. Nasıl bir yaşam bana feleğin çemberini kırma gücünü verebilir? Yedi sorumuz da bu. Nasıl bir yaşam feleğin çemberini kırma imkanı verebilir? Veya nasıl yaşayayım ki ölünce yeniden bu dünyaya gelmeyeyim? Evet, işte bu sorunun cevabı Pisagora göre dinde arkadaşlar. Dolayısıyla din bize ne şekilde yaşayacağımızı söyleyecek. Evet, bu da bir sonraki dersimizin konusu, Pisagor'un din anlayışı. Evet, şimdi burada şöyle bir soru sorayım. Görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce bu ölümsüzlük ideallerinden hangisi daha iyi? Bu mu yoksa İbrahim'i dinlerdeki mi? Gerçi cevaplarınız belli ama. Dünyayı nasıl gördüğünüze bağlı. Kötü bir yer olarak. Yani bir şey, yani şöyle. Burada dikkat edin, karşımızda iki seçenek var. Bir, İbrahim'i genel olarak bizim zaten inandığımız, bildiğimiz şey. İşte bir kere doğuyoruz, ölüyoruz. Ve öbür tarafta iki ayrılıyor insanlar. Cennetlikler ve cehennemlikler. Değil mi? Oysa orada ya bir şekilde bir sürü ölüm, doğum, ölüm, doğum yaşanıyor ama nihayetinde hepsi sona erecek bunların. Yani herkes, son insan dahi bu feleğin çemberini elinde sonunda kıracak. Ve ondan sonra artık herkes kurtulacak. Orada istisna söylemedi değil mi? Yani bir şekilde bir insan bir şekilde ölüp yeniden dünyaya gelmemenin yolunu öğrenirse, yani bu dünyada ideal bir hayat yaşarsa, orada Tanrı ile birleşecek. Evet, sizce bunlardan hangisi daha insani? İbrahim'i dinlerim. Tabii değil mi? Öyle mi? Evet, onu bilmediğiniz için çok sorun olmuyor. Yani onu çok az insan fark ediyor. İşte Pisagor gibiler, alimler. Biraz insanın yani gücünün üzerinde bir şey. Ama İbrahim'i dinler. Şimdi varsayımsal bakın. Biraz da inançlarınızı bir kenara bırakmayı deneyin. Varsayın ki, şöyle düşünün. Varsayın ki bizler bir yolun başındayız ve bize bu iki şıktan birisi öneriliyor. Hangisi sizce daha insani? Hocam, mantıklı duruyor çünkü şansın var. Yani öbüründe sadece iki tane. Evet. Kurtuldun ya kurtulamadın ama öbüründe en azından sayısız derecede şansın var. Evet, bence de ikincisi çok daha insani. Çünkü herkes kurtuluyor nihayetinde. Ama burada bizde maalesef biliyorsun çoğunluk kurtulamıyor, azınlık kurtuluyor. Yani elimizde iki seçenek var. Bir, İnsanlar çoğunun ebediyen azap çektiği bir seçenek. İki, bakın burada da cezalandırma var ha. Dikkat edin, yani cezalandırma yok değil. Yeniden dünyaya gönderilerek cezalandırılıyorsunuz. Ama nihayetinde herkesin kurtulduğu bir seçenek. Yani bunu şuna benzetiyorum ben. Siz bir öğretmensiniz. İşte öğrencileriniz var 50 tane. Elinizde iki seçenek var. Bir, sınav yapıyorsunuz. Öğrencilerin çoğu biriniz de sınavdan kalıyor. İkincisi de bir şekilde hepsi sınavı geçiyor. Hangisi daha insan? Birinciye de hocam şu görüşte var hocam. Yani nihayetinde bütün insanlar kurtulacak görüşü. Tamam, şimdi onu ama onu dediğinde de ikiyi daha makul görmüş oluyorsun. Birincide de bu varsa ben neyim? Tamam, o zaman ikisi aynı olur ama yani. Nihayetinde herkes bir şekilde kurtuluyorsa tek seçenek olmuş olur. Hocam,
Ama zahiren iki seçenek var yani. Çünkü yani o şöyle bir şey var. Metinlerle bizim vicdanımız arasında bir iki yol var. Yani metinler çok açık. Sonsuza kadar yanacaklar yani. İşte öyle eyvallah falan da yok yani Tanrı'nın. Ama biliyorsunuz arifler, kelamcılar, filozoflar falan bir şekilde metni her halükarda bir makuliyet içerisinde anlamaya çalıştıkları için işte gerçi bizde arifler daha çok bu yola giriyor. Zaten bizim ariflerimiz aslında bu ikinciyi savunuyorlar. Yani reenkarnasyon yok tabii ki ama nihayetinde genel rahmet teorisi var çünkü hepsinde. Onlara göre bakın genel rahmet teorisi hem Uzak Doğu dinlerinin hem de İbrahimi dinlerin arifleri tarafından savunuluyor. Gerekçeleri de şu, onlar şöyle diyorlar. Bu dünyada herkes cebre mahkum oluyor esasında. Yani ruh bedene taalluk ettiği zaman herkes cebren iyilik ya da kötülük yapıyor. Dolayısıyla bunlara göre bu dünyada iyi ve kötü olma diye bir şey yok. Bu dünyada herkes kurban. Bizler kurbanız. Dolayısıyla çektiğiniz son acı bu dünyada çektiğiniz son acıdır. Kurtulunca, ölünce hepiniz kurtuluyorsunuz. Bunu anlamanın en iyi yolu bir filmle bunu karşılaştırmak. Değil mi? Bakın biz bir film izlediğimiz zaman, bir senaryoda bir film izlediğimiz zaman orada aslında filmler dünya hayatı gibi değil mi? İşte iyiler var, kötüler var, işkence edenler var, acı çekenler var falan filan. Orada aslında filmi izlerken iyi, kötü, kötü, acı çeken, acı şu. Ama siz nihayet onun bir film olduğunu bildikten sonra ya da film bittikten sonra bakın herkese alkışlarız değil mi? Ya da sadece kahraman oynayan kişiye Nobel vermezler işte. Oradaki kötü karakteri oynayan kişiye de Nobel veriyorlar. Buradaki mantık biraz bu arkadaşlar. Tabii ama yani ontolojik olarak hangisi? Yani burada bir cebir mi söz konusu yoksa işte özgürüz de ne yapıp edeceğimize kendimiz mi karar veriyoruz? O temel bir tartışma. O çok da nihai olarak çözülebilecek bir şey de değil arkadaşlar. Ama yine tecrübe üzerinden bakarsak öyle özgürlük dediğimiz şeyin çok da özgür olmadığımız açığa çıkıyor. Bakın şu olabilir, iki şeyi birbirine karıştırmayın. Ontolojik anlamda belki özgürüzdür. O başka bir şey. Öyleysek bile bu özgürlüğü kullanabildiğimiz alan o kadar sınırlı ki. Yani insanların neredeyse tamamı şartların toplamıdır zaten. Yani onun dışına çıkabilmek isteseniz bile çok zordur esasında. O yüzden böyle iki farklı görüş var. Evet, açık konuşursam bana da ikincisi daha insani geliyor. Yani burada herkes nihayetinde kurtuluyor. Ama öbür tarafta insanların çoğu ziyandadır. Çoğu sonsuza kadar azap çekiyorlar. Ve bu bir de gönüllü olmadıkları bir oyunda üstlendikleri rolden dolayı oluyor. Düşünün bakın. Çünkü yaratılıp yaratılmamaya biz karar vermiyoruz zaten. Bir şekilde yaratılıyoruz ve bize de bir oyun, bu oyunda kuralları şunlar. İşte şöyle şöyle yaparsanız böyle, böyle böyle yaparsanız böyle. Ama başka senaryolar da var işte, onu diyorum. Yani bu açıdan dünya bilgeliğinden istifade edebilmek lazım. İslam düşüncesinde reenkarnasyonu savunan az da olsa isim var arkadaşlar. Mesela Sohrevardi bazı eserlerinde savunuyor gibi. Ama İbrahim'i dinlerde genel eğilim biliyorsunuz tabii ki şey yönünde. Yani bir kere bu dünyaya geliyoruz, ondan sonra ölünce artık ne olacaksa oluyor. Evet, başka görüşü olan var mı? Ne düşünüyorsun? Zaten öyle yapmanız gerekiyor. Ama işte bunun için de farkındalık geliştirmeniz lazım. Tabii. Yani dolayısıyla bir şekilde ölüp yeniden gelmek istemiyorsanız burada olması gerektiği gibi yaşamalısınız. Kötülükle mücadelede bunun en başa şeyi tabii ki. O kötüler tabii ki tekrar ceza olarak tekrar gönderilecekler. Ama nihayetinde herkes feleğin çemberini kırıyor. Önemli olan bu. Tabii bu bizim tasavvur edemeyeceğimiz kadar uzun sürebilir. O ayrı mesele. Ama hani Tanrı cihetinden bakarsak çok da uzun değil yani, zaman göreceli bir şey. Yani herkes hayatını aynı anda bile yaşıyor olabilir. Zaman çok ilginç bir mefhum. Yani bütün ihtimaller aynı anda deneniyor olabilir esasında. Değil mi? Bu paralel evrenler şeyini falan düşünün. İlla zamanın lineer olması gerekmiyor yani bitince. Aynı anda hepsi gerçekleşiyor olabilir esasında. Evet, başka fikir beyan etmek isteyen var mı? Evet, böylece Pisagor'un insan anlayışını bitirmiş olduk arkadaşlar. İnsanın hayatının anlamından başlayarak buraya kadar geldik. Bundan sonra artık kurtulmak istiyoruz. Pisagor bize nasıl kurtulacağımızı söyleyecek esasında.
Ve kurtulmak da Pisagor'a göre ölüp yeniden doğmamak anlamına geliyor. Dolayısıyla nasıl bir hayat yaşayayım ki ölünce yeniden doğmayayım sorusunun cevabını da Pisagor diyor ki bize din verecek. Dolayısıyla önümüzdeki derste de Pisagor'un din anlayışını ele alacağız ve inşallah Pisagor'u böylece bitirmiş olacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hani gidip geliyor ya, sonunda herkes kurtulacak diyor. Neden tabii. Herkes kurtuluyor? Yani hani dersini alıp daha iyi hale gelmek tabii, tabii. istiyormuş. Tabii. Aydınlanıyor. Herkes aydınlanınca kurtuluyor. Dolayısıyla herkes zaten Buda bunu açıkça söylüyor. Buda herkestir esasında. Yani herkes nihayetinde Buda olacak. Ve Buda olunca da artık ölünce geri gelmiyorsunuz. Tabii. Yani ceza mekanı, yani burada ikisi de var esasında. Dikkat ederseniz yani o genel rahmet teorisinde esasında cezalandırma olmadığı için biraz bize şey geliyor. Ama burada cezalandırma da var. Yani sadece bu dünyada oluyor cezalandırmalar. Dolayısıyla iki şeyimizi de karşılıyor bu ikinci görüş esasında. Yani hem iyilik ve kötülüğün karşılık bulmasını istiyoruz ki bulmuş oluyor burada. Hem de nihayetinde herkes de kurtulsun istiyoruz cezasını çektikten sonra. Dolayısıyla o da oluyor. O yüzden bu anlayış daha şey gibi, yani daha insani gibi bilemiyoruz. İbrahim'in dinlerin zahiri sert arkadaşlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani hele hele yani Tevrat'a bakarsanız yani o aman Allah'ım yani işte görüyoruz sonuçlarını Gazze'de falan. Yani öyle bir kitaba inanan bir insan gerçekten yani gayet işte Yahudilerin durumu ortada yani gerçekten. İncil'de ve Kur'an'da ton biraz düşüyor tabii ki ama yani işin ruhu çok da değişmiyor gerçekten. Yani İsrail'in yaptığını herhalde Allah'ın gönderdiği Tevrat'ta yoktur yani. Daha kötüsü var. Tevrat okudun mu? Bence İsrail'in gönderdiğinden daha fazlası var. Bozulmuşlar hocam. Ha, Allah'ın gönderdiğini diyor. Tamam. Ya ama şimdi bu kayda ne gerek var dostum? Yani sonuçta Tevrat bu, elimizdeki Tevrat bu. Allah'ın gönderdiği yok elimizde. Ve biz bunu söyleyince bunun Yahudiler için bir anlamı da yok. Yani onlara göre Allah'ın kitabı o işte yani. Hristiyanlara göre İncil de. Tabii ki bize göre yani. Ama şunu söylüyorum yani Kur'an'la İncil de çok farklı değil Tevrat'tan. Yani siz biraz duygusal bakıyorsunuz bence. Sadece İncil ve Kur'an'da o kavmi şey yok. Ama onun dışında cezalandıran, intikam alan Tanrı anlayışı aynı yani. Çok. Zaten şeyde teolojide biliyorsunuz İslam Yahudilikle çok benzerdir. Şeyde değil yani Hristiyanlıkta değil. Ama tabii ki o Tevrat'taki işte gidin oradakileri öldürün, şunu yapın, bunu yapın. Onlar İncil'de, Kur'an'da yok. Ama nihayetinde intikam alan Tanrı fikri bu İbrahim'i dinlerin ortak şeyidir. Yani benden başkasına tapmayacaksanız, taparsanız işte sizden intikam alırım, cezalandırırım, yakarım. Bu İbrahim'i dinlerin ortak özelliği. Aralarında şiddet farkı var sadece. Mahiyet farkı yok bakın. Hiçbir konuda yok mahiyet farkı. Değil mi? İşte nübüvvetse hepsinde nübüvvet var. Ahiretse hepsinde ahiret var. Cehennemin ezeliliği, cennetin hepsinde öyle yani. Farklar bakın paradigma içi farklar. Yani biz Tanrı'nın zatını mesela saf bir tevhid şeklinde anlarken Hristiyanlar diyelim ki teslis şeklinde anlıyor. Yahudiler zaten onlar da bizim gibi anlıyorlar. Ya da işte fark ne? Yahudiler sadece kendilerinin kurtulacağını söylüyor. Biz de sadece Müslümanlar kurtulacak diyoruz. Yani bu çok da gerçi farklı. Yani en azından çünkü kavmi bir şey değil. Müslüman olabiliyorsunuz. Orada isteseniz de hani Yahudi olamıyorsunuz. Ama o da dinler tarihi açısından bakmak lazım. Ne zaman girdi acaba Yahudiliğe? Ya mesela bu Hazaralar değil mi? Tarihte okuduğumuzda bunlar Türk ve Yahudiler. Yani bu kavmiyet şeyi ne zaman bu kadar baskın hale geldi acaba? Baştan beri var mıydı yoksa sonradan hani bizim tarih dediğimiz şey olunca mı acaba bunlar dini sadece kendilerine has kıldılar? Çünkü zahiren Yahudi olup, yani Yahudi dinine mensup olup Beni İsrail'den olmayan insanlar var. Mesela bu Afganistan'daki Tacikler değil, Peştunların bile geçmişte Yahudi olduğu falan söyleniyor. Bunlar ırk olarak Yahudi değil yani. Bu açıdan dinler tarihine yeniden bakılalım. Evet, var mı başka sorusu olan? Anlaşılıyor değil mi meseleler arkadaşlar? Gayet güzel anlıyoruz. Tabii bu anlayış acaba Mısır'ı falan yenmiş. Yani böyle spekülasyonlar var ama elimizde kesin bir şey yok tabii ki. Yani Hindistan'la bir teması var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Olmuş da olabilir. Reenkarnasyon inancı çok eski gerçekten. Hatta eğer dinler tarihini esas alırsanız bu bizdekinden bile daha eski. Çünkü hani dinler tarihinde tevhidi dinler Yahudilikle başlıyor biliyorsunuz. Onlar da nispeten sonradan ortaya çıkıyor. Yani başından beri yoklar. Paganizm falan daha eski dinler tarihi açısından.
Ama bütün bir uzak doğu geleneği reenkarnasyona inanıyor zaten. Yani ölüp yeniden doğuyor, ölüp yeniden doğuyor. Tabii bunun sebebi bakın var. Yani bu niye böyle inanıyorlar? Çünkü hani mevcut durum matlup değil ya bakın. Yani bunun bir cevabı esasında bu değil mi? Ya niye bu dünyada birileri zengin, birileri fakir, birileri güzel, birileri çirkin, birileri sağlam, birileri sakat? Yani doğmadan önce acaba bir suç mu işledi birileri? Değil mi? Bakın işte o yüzden reenkarnasyona inanıyorlar. Yani bu hayat bir öncekinin sonucu diyorlar. Yoksa bu kadar farklılığın makul bir açıklaması olmazdı. İlki ilki oluyor işte ne bileyim. O ilke dair çok fazla bir şey söylemiyorlar. Ama nihayetinde bakın hep şeye dikkat edin. Hep şöyle, akıl yürütme buradan başlıyor arkadaşlar. Yani bir hayatın içerisine doğuyoruz biz ve bu hayatta haksızlıklar var, farklılıklar var, adaletsizlikler var, zulüm var. Neden böyle oluyor? Bir şekilde açıklamam mesela biz nasıl açıklıyoruz? İşte imtihan dünyası diyoruz yani. İmtihan dünyası olduğu için böyle ama onlar da bu kavram yok. İşte demek ki bu bir önceki hayatın sonucu diyorlar. Yani karnasyon fikri buradan ortaya çıkıyor yani. Bir de tabii şu da var bakın yani burası için burası bence çok ilginci. Yani herkes içine doğduğu kültürün inançlarını tecrübe ediyor bu şekilde. Yani bir adam reenkarnasyona inanıyor. İşte o meditasyonlar sonucunda bir önceki hayatında ne olduğunu görüyor adam. Şimdi bu adama yalan söylüyor falan diyemezsiniz. Yani yaşıyor, tecrübe ediyor adam. Kaç ömür yaşadığını görüyor. Mesela Buda olduğunuzda siz zaten daha önce yaşadığınız bütün ömürleri görüyorsunuz. Onların hepsinin bir toplamısınız yani. İslam kültürü içerisinde olunca bu sefer İslami inançları tecrübe ediyorsunuz, şuhud ediyorsunuz. Hristiyanlar öyle, Budistler öyle. Yani biraz bağlamın dışına çıkamıyor gibi kimse yani. Mesela bugüne kadar bir kişi de çıksın desin ki bunlar da mesela bu diye Hint kültüründe, Budistlerde çıksın desin ki ya işte ben gittim 40 yıl ormanda meditasyon yaptım, hakikati müşahede ettim ve reenkarnasyon yanlışmış mesela. Bir kişi bile çıkmaz mı ya? Çıkmıyor yani. Bizde de çıkmıyor bakın. Yani bizde de çıkmıyor, Hristiyanlarda da çıkmıyor. İşte İbn Arabi'ye bakın. Burada, orada Meister Eckhart'a bakın. İkisi de arif. İkisi de büyük arifler gerçekten. Hatta Meister Eckhart daha derin. Yani bunlar size tuhaf gelebilir ama daha derin. Mesela Meister Eckhart'ın metinleri İbn Arabi'nin gibiler dağınık değil. Daha sistematik yani metinleri. Ama o yine ne istiyorsa İsa, teslis, kutsal ruhu üzerinden söylüyor. İşte İbn Arabi de vahdet-i vücud, İslam literatürünü kullanarak söylüyor. İlginç bir durum var yani. Evet. Hocam şey sorabilir miyim? Benim ki tamamen bilmediğim için soruyorum. Şimdi Pisagor'da da penaltindah inancı var. Ya o bizdeki adı. O Tanrı ile birleşme evet, diyor. Evet, bizimle karşılık geliyor. Bu tasavvufumuzda da var. Aynen. Ya bizde kelam ve fıkıh buna izin vermiyor. Mesela ariflerin sözlerine bakarsanız bu şekilde yorumlayabileceğiniz şeyler var. Ama kelam ve fıkıh burada çok katı olduğu için onu da bir şekilde tevil ediyoruz. Yoksa mesela Mevlana'nın böyle şeyleri var ya, hamdım, piştim, şu oldum, bu oldum falan bayağı bir aşamalı aşamalı kendisine anlattığı bir şey var. İşte Mevlana bir Hintli olsaydı biz onu reenkarnasyon şeklinde yorumlayacaktık. Müslüman olduğu için öyle yorumlamıyoruz. Sadece Sohrevardi'de var reenkarnasyona yönelik şeyler ama onda da yine sistemin toplamına bakarsanız bu şey çıkıyor. Yani bunun dışına çıkmak çok zor arkadaşlar. Bakın bugün bile çıkamıyoruz esasında biz zaten. Geçmişteki tamamen bu yapı hakim yani. Bir de insanlar inanıyor tabii, inançları bu yani. İnsanlar inanıyorlar buna. Dolayısıyla ne tecrübe ediyorsa bu inançları içerisinde o tecrübeyi yorumluyor. Çok basit örnekler veriliyor. Mesela işte diyelim ki rüyanızda işte çok mübarek bir kadın görüyorsunuz. Böyle beyazlara bürünmüş falan filan. Müslümansanız o sizin için ya Hazreti Fatıma'dır, ya Hazreti Hatice'dir, ya işte Hazreti Ayşe'dir, ne bileyim. Ama Hristiyansanız tabii ki Meryem diyeceksiniz. Meryem'i mukaddesi gördüm diyeceksiniz. Değil mi? Doğal olarak bakın onu yani ona isim koyarken kültür sizi belirliyor esasında, inançlarınız sizi belirliyor. Ha bütün bunların ötesinde ne var? Bilmiyor kimse. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunların ötesine biz çıkamayız. Yani. Bu mümkün değil. Belki işte ahirette öyle bir şey varsa, mümkünse orada göreceğiz gerçekten. Bütün bu isimlerin arkasındaki müsemmanın ne olduğunu göreceğiz. Ama bu dünyada en azından bunun dışına çıkabilmek
mümkün değil. O yüzden bence mütevazi bir şekilde bu farklılıkları anlamaya çalışmak lazım. Yani. Öyle düşünürsek herkes atalarının dininden devam etmesi gerekiyor. Bir anlamda öyle oluyor zaten. Bir anlamda öyle ama şuna da dikkat edelim. Yani kurucu isimler var. Yani peygamber dediğimiz insanlar, onlar şey yapabiliyor işte, müdahale edebiliyor. Yani o, ama o geçiş bile çok sancılı oluyor bakın. Değil mi? Yani bir karizmatik bir lider geliyor, işte birileri ona inanıyor, onun etrafında bir araya geliyorlar. Onların bir kere geçmiş hayatlarını terk edip buraya gelmesi çok zor. Bakın sahabelerin hayatını okuyun, çok kolay bir şey değil. Ve peygamber ölür ölmez eski şeyler tekrar depreşiyor falan, savaşlar, şunlar bunlar. Ama böyle kurucu tecrübeler de var düşünce tarihinde. Yani. Ama çok sık olmuyor işte bu. Mesela işte Hazreti Muhammed'in tecrübesi İslam. Hepimiz bakın o tecrübe içerisinde kendimizde bir alan açıyoruz. Öbür tarafta Buda diye bir adam çıkıyor işte. Hinduizmin içinde mesela Budizm diye yeni bir tecrübe oluşturuyor. Bir tecrübe öbürünü silip süpürmüyor yani. Yok, silip süpürmüyor. Yani dönüştürüyor, değiştiriyor. Bir anlamda içeriyor yani. Ama bu da oluyor. Yani düşünce tarihindeki paradigmatik dönüşümlerin olması gibi yani. Çok sık olmuyor. Her gün paradigmatik dönüşüm yaşanmıyor yani. Binlerce yıl içerisinde çok ender gerçekleşiyor bu tür şeyler. Oluyor ama o geçişler çok sancılı oluyor. Ona dikkat edin. Ve orada da olan şu değil bakın. Biz paradigmaların, bağlamların dışına falan çıkmıyoruz. Yeni bir bağlamın içine giriyoruz. Ya bir başkası tarafından oluşturulmuş olan yeni bir bağlamın içerisine giriyoruz. Oysa hiçbir zaman bağlamın dışı diye bir şey söz konusu değil. En azından bizim gibi sıradan insanlar için. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani bir insanın yeni bir arayış içerisine girebilmesi için elindeki bütün imkanları tüketmesi gerekiyor zaten. Yani insanların kaçı içine doğduğu kültürün imkanlarını tüketiyor ki? Kimse zaten bunun farkında bile değil. İnsanların %90'ı, bizim avam dediğimiz kesim, zaten ne diyorsa öyle yaşayıp gidiyor. Çok az insan bunun üzerine düşünüyor. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz şey kendi kültürümüzde derinleşmek. Onu anlamaya çalışmak. Mümkünse ona katkılar sunmak. Ha bir noktada o bile seni tatmin edemiyorsa o zaman işte yeni bir şey gerçekten üretmek zorundasın. O yeni işte senin için yeni olur. Senden, sana tabi olanlar için yeni bir bağlam, yeni bir kültür, yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısı olur. Hep böyle oluyor. Ha tabi bu, burada şu yani epistemolojik bir sorun ortaya çıkıyor esasında. O zaman doğru yanlış ne? Değil mi? Zahiren doğru ve yanlış diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece farklılık var. Ve sizin bir şeye doğru ya da yanlış derken hep bir bağlamı esas aldığınıza dikkat edin. İneğe tapıyorlar, bu yanlış. Yani bu şey nesnel bir yargı mı? Hayır. Başka bir değerler sisteminin, başka bir değerler sistemi hakkında verdiği bir yargı bu esasında. Oradan buraya bakınca da bazı şeyler aynı, o kadar tuhaf görünüyor emin olun. Yani bir Hindu için bizim Kabe'nin etrafında dönmemiz çok tuhaf. Ortada bir taş var, binlerce, yüz binlerce insan dönüp duruyor. Değil mi? Dışarıdan bakınca bakın bu ne falan. Ama işte bize bakınca değil mi? Hemen tüylerimiz diken diken oluyor, ona bir yüklediğimiz anlamlar falan. O yüzden farklılıklara vurgu yap. Farklıyız. Hak, batıl mesele. Zaten hani şöyle diyelim, doğruyla yanlışı ayırt edebildiğimiz yerde zaten sorun yok. Yani onu yapabiliyorsa akıl zaten bir şey yanlıştır. Onda bir sıkıntı yok. İbrahim'i dinlerde ama hak, batıl ayrımı çok kesin. O da, evet, zahirler öyle tabii. Ya bunu yumuşatmak için biraz kelam, felsefe, irfan çıkıyor ortaya arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, dini metinlerin zahiri çok keskin ve haşin gerçekten. Yani o yüzden ben şeye şöyle bir söz duydum şeyinden. Yani Allah'la peygamberi kıyaslıyordu. Bunu doğru anlayın lütfen. Yani peygamber Allah'tan daha merhametli bir anlamda. Aslında gerçekten öyle bakın. Çünkü Allah mutlak varlık. Ya sizin ne hissettiğiniz falan çok umurunda değil gerçekten. Ama bakın peygamber hep şey yapıyor değil mi? Mesela bir olay anlatılıyor. Hatta şeyde bu Miraç şeyinde de falan var ya, güya önce işte şu kadar namaz kılsınlar falan. İşte peygamber sürekli gidiyor ya, insanlar bunu yapamaz yapamaz. En son beş vakte iniyor. Ama daha güzeli şey de peygamberimizin amcası değil, dedesi mi? Hazreti Ali'nin babası ölüyor ya. Amcası. Abdülmuttalip. O zahiren müşrik olarak ölüyor. Çünkü tam öldüğünde peygamber ona şeydi işte, iman et, cennete gitmene kefil olayım falan. O da korktu dediler diye iman etmiyor. Ama biliyorsunuz buna rağmen peygamber bağışlansın diye dua ediyor.
Ve rivayet odur ki Allah men ediyor bunu peygamberden. Yani peygamber diyor ki sen işte 70 defa diyor tövbe yani dua etsen bile ben onu affetmeyeceğim. Bakın peygamber öyleyse ben hayır o zaman 700 defa dua ederim diyor. Yani devam ediyor şey yapmaya. Dolayısıyla Allah'ı biraz yumuşatmaya çalışıyor peygamber. Aynı şey burada da geçerli. Yani biz de aslında peygamber gibi yapmaya çalışıyoruz. Yani metinler zahiren keskin gerçek. Hükümler var yani. İnsanların ne düşündüğü, ne hissettiği çok umurunda değil kimsenin. Mesela somut örnek. Zahiren intihar eden herkes ebedi cehenneme gider deniyor. Değil mi? Şimdi bunu insan biraz hüküm varsa tamamen. Fakihler bu konuda biliyorsunuz tavizsiz yani. Hüküm varsa, intihar ettiyse cehennemlik. Hatta pek çok mezhebe göre cenaze namazı bir de kılınmaz intihar eden kişinin. Ama şimdi insan biraz yaşadığımız hayata bakıyoruz. Yani bir adam zavallı bir insan artık dayanamadığı için, kaldıramadığı için hayatına son vermiş. Bu adamı bir de sonsuz cehenneme mi göndereceksin? Ya böyle bir şey olabilir mi diyor insan değil mi? Olamaz gerçekten. Kimse canı sıkıldığı için intihar etmez ki. Ya intihar eden insanların hayatına baksana bak ne güzel Allah'tan filmler çeviriyorlar da anlıyoruz bu backgroundları falan görünce durumu anlıyoruz. Dolayısıyla her halükarda dinin akıl ve vicdan sınırları içerisinde anlaşılması ve yaşanması gerekiyor. Yoksa gerçekten hepimizin sonu işi de olur, selefilik olur, şey olur yani. Yani akıldan ne kadar uzaklaşırsak, vicdandan ne kadar uzaklaşırsak dini anlayışımız o kadar katılaşıyor farkındaysanız. Bakın çevrenizde böyle örnekler vardır. Nerede tefsir gittikçe daralıyor bakın. Biz hep diyoruz ki ya öyle diyor ama kasıt şu. Hep itiraz. Ne diyorsa o. O zaman işte sakal bırakmadığı için bir de bir adamı öldürebiliyorsun. Hiç sıkıntı olmuyor yani. Yapılıyor bu yani. Bakın burada şunu de o dinin özünde falan yok demeyin. Böyle bir kolaycılığa kaçmayın. Dinde var o. Mesele onun nasıl anlaşılacağı. Dolayısıyla ya dini akıl ve vicdan yani ahlak sınırları içerisinde anlayıp yaşarız ya da sonumuz gerçekten kötü olur. Evet buyurun iftara geçelim. Haftaya inşallah Pisagor'un din anlayışı.